Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometrik Kampı'nın 20. haftası 2. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Çember ve dairenin sonunda ÖSYM benzeri testler vardı. Bu testlerden ikincisinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Test 2'de ilk soruya bakalım. Aşağıda iki çember yayı ve bir doğru parçasından oluşan A, B ve C yollarını oluşturduğu koşu parkının krokisi verilmiştir. Evet şöyle A yolu bu. B yolu bu. C yolu da şu olarak verilmiş arkadaşlar. Bu yollar için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A yolu başlangıç ile bitiş noktası arasındaki en kısa yoldur. Yani şu dümdüz olan yol. A yolu yokmuş. B yolunu oluşturan çember yayının merkezi. et evet, B yolu bir çember yayıymış. Ve bunun merkezi neymiş? Hemen okuyoruz. Bir kenara A yolu olan eşkenar üçgenin köşelerinden biriymiş. Bu eşkenar üçgen yukarı doğru da olabilir ama biz aşağı doğru yapalım. Karışıklık olmasın. Aynı şeye denk gelir zaten. Evet tam burası ama bu eşkenar üçgen şeklindeymiş. A yolu da eşkenar üçgenin bir kenarıymış. O zaman bu merkezi burası olan bir eşkenar üçgen. 60 60 60'ı da şöyle bir yazalım. Sonra C yolu da yarım çemberin yayıdır. Evet bu yarım çemberin yayıymış. Tamam. Şimdi yarım çemberin yayı da şurası merkezi de şurası olsun. Şimdi biz burada şuraya RR dersek burası 2R olur burası da 2R olur ya da böyle diyeceğimize. Bizden ne isteniyor soruyu bir oku okuyalım istersen. Başlangıç noktasından aynı anda koşmaya başlayan Ali, A, Barış, B ve Cemil, C ise C Cemil ise C yolunu kullanarak bitiş noktasına varıyor. Ali, Barış ve Cemil'in saatteki hızları sırasıyla 4, 3 ve 6 km olduğuna göre bitiş noktasına varış süresi, varış sırası aşağıdakilerden hangisidir? Hızlı olan yani sürelerini bulmalıyız. O zaman burada x eşittir v çarpı t'yi kullanmalıyız. x eşittir v çarpı t'yi kullanmalıyız. Yollarda verilmiş ya. E hocam yolları R cinsinden yazacağımıza hepsi R cinsinden olacak ya. Şuraya 1 1 desek daha sağlıklı olacak sanki. Yani burası da yarıçapı da 2 birim olmuş oluyor. Hadi bakalım hepsini sırasıyla bulalım. A kişisi hangi yolu kullanıyordu? Şu yolu kullanıyordu. gittiği yol 2. Hani x eşittir v çarpı t ya. x eşittir v çarpı t. Hızı da zaten 4 olarak verilmiş. 4 çarpı t a diyelim ona. O zaman biz buradan T'ye kaç buluruz? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak buluruz. Evet A kişisinin a, süresi 1 bölü 2 oldu. Peki B kişisinin yorumunu yapalım. B kişisinin yorumunda baktığımız zaman şu yay üzerinden gidecek. Bu yay üzerinde bulacağız. Bu yayın şeyi nedir? Şuradaki yayı bulacağız arkadaşım. Gittiği yol nedir? 2 pi r. Yarı çapı kaç? 2. 2 pi r. Alfa bölü 360. 60 bölü 360 eşittir x eşittir v çarpı t. V'si neydi? 3 km hızla gidiyordu. 3 çarpı tb diyelim buna da. Şunlar sadeleşsin. 6 yapsın. Şununla da şu gitsin. 3 yaptı burası. 2 pi bölü 3 var burada. Bir de bölü 3 geldi. 2 pi bölü 9 yaptı. O zaman tb'yi kaç bulduk? 2 pi bölü 9 bulduk. Tamam bulduğumuz değerleri şöyle gösterelim. ta'yı bulduk. tb'yi bulduk. Şimdi sıra tc'de. tc'ye bakalım. tc'de arkadaşım Yarı çapı 2 olan ve gittiği yolda burası. O da nedir? 2πr bölü 2'dir. Hadi bakalım C için de yorumumuzu yapalım. C'de 2πr yarı çapı 1 bölü 2 yarım daire şeklinde gittiği için bu X gittiği yol eşittir V çarpı T. Hızı ne? 6 değil mi? 6 çarpı T'den dolayı. Buna da Tc diyelim. Bu da Tc'de π bölü 6'ya eşit oldu. Evet şimdi Buradaki t'leri yorumlayalım arkadaşlar. Süreler. Süresi süresi en az olan daha hızlı değil midir? Evet. Ben şimdi şunlara bakayım. Hocam bu yarım. 1 bölü 2 yarım. Hocam bu 2 pi bölü 9. 3, yani pi dediğimiz 3'ten büyük ya 3 14 ya. Hani 2 kere 3 6. 6 bölü 9 da yarımdan büyük. Yarımdan büyük. Hocam bu da 3,14. Bu da yarımdan büyük oluyor. Bu yarımdan biraz daha büyük olmuş oluyor. Sıralama olarak zaten şeyi bulmuş olduk. Bu yarım olduğu için diğerleri de yarımdan büyük olduğu için en küçüğü hangisi oldu? A. O zaman bizim TA'mız en küçük süre. Sonra bu yarımdan büyük bu yarımdan bir tık daha büyük olduğu için sonra TC sonra da TB diyebiliriz. Ama TC ile TB'yi şöyle bir kıyaslayalım istersen. Nasıl yapacağız? TB 2 pi bölü 9 ya hani 2 pi bölü 9. TC hangisi? Pi bölü 6. E ben bunları sıralamak için Buradaki paydaları eşitleyelim. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletecek olursam. O zaman ne oluyor? 4 pi bölü 18 bu oluyor. Pi bölü 6 da kaç yapıyor? 3 pi bölü 18 yapıyor. 3 pi bölü 18 4 pi bölü 18'den daha küçük. Pi bölü 6 pi bölü 2 pi bölü 9'dan daha küçüktür. Yani pi bölü 6 olan tc'di. O yüzden tc küçüktür. tb şeklinde oldu. Bunlar yarımdan büyük. Bu en küçüğü de yarım olduğu için ta küçüktür. tb tc o da küçüktür. tb oldu. En az süre TA yani en az sürede giden en hızlıdır. Varış sırasından bahsediyor bize en hızlı olan A yani Ali sonra C sonra hangisi Ali Cemil ve Barış Ali Cemil ve Barış sıralamasında gidecek yani sıralama bu şekilde olacak o zaman cevabımız ne olacak arkadaşım A şıkkı olacak evet birinci soruyu A şıkkı olarak bulduk geldik ikinci soruya ikinci soruda da Aşağıda yarıçap uzunluğu 6 cm olan O merkezli çember üzerinde ABC noktaları merkez kabul eden eş çember yayları gösterilmiştir. Evet. Şimdi eş çember yayları gösterilmiş. Gerçekten eş mi? Şimdi O merkezinin yarıçapını çizsek. Hocam bu O merkezinin yarıçapı, bu da O merkezinin yarıçapı, bu da O merkezinin yarıçapı. En etkili silahımız yarıçap çizmekte. Hocam C merkezli bir yay da çizilmiş. C'nin de yarıçapını çizersem aynı zamanda bu O'nun da yarıçapı değil midir? Evet. Aynı şeyi B merkezinin yarıçapıyla O'nun yarıçapı, Aynı şekilde O'nun yarı ile A'nın yarı çapı aynı. Yani bu çizdiğimiz yarıçap uzunlukları birbirine eşit oldu. E, bunlar o zaman eş daireler oldu. Şimdi eş dairelerde normalde eşit kirişlerin ayıtları alanlar birbirine eşit diyorduk. Eş dairelerde de eşit kirişlerin ayıtları alanlar birbirine eşit. O zaman bu çizginin ayırdığı alana aysa çizginin ayırdığı diğer eş dairede de ayırdığı alan eşit olacak. O zaman burası da alanı, burası da alanı, burası da alanı, burası da alanı. Bizden ne isteniyor? Taral alan isteniyor. Yani 6A isteniyor. A alanını bulalım dostlar. A alanını nasıl bulacağız? Şöyle yazalım. Hocam A alanını bulmak için herhangi bir yerden bir A alanını bulalım. Mesela şuradan bir daire değil mi? Oluşturalım buna ait. Hocam B merkezinin yarı çapı çizgiyi de bak burası da çizgi. Ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. Yani 60, 60, 60. Sen ne yapacaksın? Buradaki dilimin alanından şuradaki eşkenar üçgeni çıkartırsan olay bitti. E dilimin alanı belli. Yarıçapı da zaten bunun altı değil miydi? Evet. O zaman A alanı rahat bir şekilde bulabiliriz. A alanı dediğimiz dilimin alanı 60'lık dilimden yani pi r kare 60 bölü 360'dan eşkenar üçgen alanı bir kenar 6 ya a kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağız. Çıkartalım bakalım. Şu sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin. A alanı 6 pi yaptı eksi 36 bölü 4'ten 9 kök 3 yapar. A bizden 2 4 6 A isteniyor 6 A da neye eşittir? 6 katı 36 pi eksi 54 kök 3 olarak bulunur. Şıklarda 6 katını yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, biz burada cevaba ne diyelim? Balıkesir diyelim gençler. Tamam mı? Hani 6 katı yalnız burada cevabı ben ilk baskıda böyle çıktı. Normalde 36 pi eksi 54 kökü şeklinde olacak. 6 katı olan yani sadece A alanı yazmışım burada. Kusura bakmayın testlerde böyle şeyler var. Hadi bakalım siz zaten tahmin etmişsinizdir şıkkı da cevabı da bulmuşsunuzdur zaten. Geldik 3. soruya. Bir karenin içine alanı en büyük bir çember dışına ise alana en küçük çember çizildiğinde yani Karenin içerisine alana en büyük çember. içteye çemberin merkezidir. E, karenin dışına da en büyük, en küçük çember diyor. Ben böyle bir çember çizebilirim ama en küçük olması için köşelerinden geçen çember değil midir? Yani çevrel çemberin merkezi çizilmiş. Küçük dairenin alanı pi r kare. Evet. Şurada merkez çektik. Merkez diye çektik diyecek olursak. Bunun yarı çapı mi oluyor? Aynen öyle. Küçük dairenin alanı pi r kare karenin alanı 4 r kare oluyor. Çünkü karenin bir kenarı kaç yapmış oldu? 2 r yaptı gerçekten de 4R kare oluyor. 2R'nin karesinden. Büyük dairenin alanı ne oluyor? büyük dairenin yarı çapını bulacağız. Merkez çektik yaparsam burada burası da R. hocam burası da, r, burası, da r, burası da R. Büyük dairenin yarı çapı da R kökü olduğundan neye eşit oldu büyük dairenin yarıçapı? çapı? Pi R kökünün karesi yani 2R kare eşit oldu. Evet. Küçük dairenin alanı pi r kare. Büyük dairenin alanı 2 pi r kare. 4 r kare de karenin alanı. Burada şöyle bir eşitsizlik bulunmuş. Pi ile 2 pi arasındadır denmiş 4. Niye? Şimdi karenin alanı şu dairenin alanından büyük bu dairenin alanından nedir küçüktür İşte küçük dairenin alanı pi büyük dairenin alanı 2 pi o yüzden karenin alanında 4 ne demektir 4 aslında burada r kareler de var da şuradan geliyor 4 r kare küçüktür yani şöyle 4 r kare ne olacak küçük daire ile büyük dairenin alanları arasında olacak pi r kare ile 2 pi r kare arasında olacak r kareler gitti Yok neler gitti? R kareler gitti. R kareler gitti. R kareler gidince ne kaldı? Pi küçüktür. 4 küçüktür. 2 pi kaldı. Evet bunu anlatmış ÖSYM'de. ÖSYM'de buna benzer çok güzel bir soru vardı. E şimdi bize benzer biçimde şu eşkenar üçgenin alanını bul diyor. İçine ve dışına böyle bir şey çizildiğinde eşkenar üçgenindeki eşitsizlik nedir diye soruluyor. Eşkenar üçgende içte çemberin merkezi ile dışta çemberin merkezi aynı nokta değil miydi? Aynen öyle. Şimdi o zaman ne yapacağız? Arkadaşım eşkenar üçgende iç çemberin merkezi, çevreler çemberin merkezi, hatta yüksekliklerin kesim noktası, açı ortayların kesim noktası, her şeyin merkezi aynı noktaydı. E burası yüksekliklerin kesim noktası aynı zamanda çizdiğin yükseklik bu şekilde olmak zorunda. Aynı zamanda bu ağırlık merkezi de yapıyor tabii. E ben buraya çemberin yarı çapına R dersem. E hocam burası ağırlık merkezi olduğundan burası da R. Burası da R olur mu? Olur. Çünkü R iken burası 2 R. Çemberin yarıçapı R ise büyüğün yarıçapı da 2 R oldu. O zaman eşkenar üçgenin alanı. Üçgenin alanı ne ile ne arasında olacak arkadaşlar? Üçgenin alanı şu küçük daire ile yani pi r kare ile büyük daire arasında olacak. O da pi 2 r'nin karesi arasında olacak. E, eşkenar üçgenin alanı nedir peki? Eşkenar üçgende de bakın yüksekliği ne bulduk? 3 r bulduk. Burası 3 r ise 60'ı karşısı 3 r ise 30'un karşısı nedir? 3 bölü köküçten köküç yapar. Burası köküç r yapar. Burası da köküç r yapar. Ee, aynı zamanda bir kenarı 2 kök 3 r'e oldu. Hatta bu üçgen alanı taban çarpı yüksek bölü 2'den de bulabiliriz. Bunun alanı kaç yapıyor o zaman? 2 kök 3 r'e çarpı illa a kare kök 3 bölü 4'ten yapmak zorunda değiliz. 3 r bölü 2 eşittir bölü 2'ler gitti. O zaman pi r kare küçüktür. Ondan sonra burası hocam 3 kök 3 r kare yaptı. 3 kök 3 r kare yaptı. O da küçüktür. Pi 4 r kare yani 4 pi r kareye eşit oldu. Hatta r kareleri sadeleştirirsek Hangi eşitsizlik, eşitsizlik çıktı burada? Pi küçüktür 3 kök 3. O da küçüktür 4 pi şeklinde geldi. Yani 3 kök 3 pi ile 4 pi arasındadır. Eşitsizliğini bulmuş olduk. Evet 3 kök 3 pi ile 4 pi arasında. O da şıklarda hangisinde var? D şıkkında var. Dolayısıyla bu sorunun cevabı denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, yarım çember. Arkadaşlar bunu hep söylüyoruz. ÖSYM'de bak soruyor demiştik. Yarım çemberde çapa dik çizildiğinde ne yapın demiştik. Hop çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturun. Hadi bakalım oluşturalım burada. Hocam alt tarafta şuranın dik olduğunu biliyor muyuz? Evet burası şunlar paralel verildiği için 90 ise burası da 90 mıdır? Evet burası da 90. Yarım çemberde şöyle bir dik çizilmiş. Hemen ilk işimiz nedir? Hop şu çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluştur. Oluştur. Oluşturunca şurada ök bağıntısı çıktı. Hocam burası 5 kök 5. Buna göre x nedir diye soruluyor. Burası da 5 kök 5. E ben bunu nasıl kullanacağım? Hı 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 hı. Şimdi burada 5 beş kök 5'e burası da şey. Arkadaşlar güzel bir şey çıktı burada. Dik tabanı keş parçaya mı böldü? Evet. Dik tabanı keş parçaya böldüğü için ne olmak zorunda? Hocam bu bir x kenar olmak zorunda. Yani x ise burası da x'tir. Hatta bu açı ortay olmak zorunda. E ben burada güzel bir şey yakaladım. 5 kök 5 ya burası. Şu toplamda burası 10 kök 5 mi? Aynen öyle. Bak dikkat edin. Benzerlik yapacağımız belli. 90'lar havada uçuşuyor. Hocam öklit e, maalesef şu kenar uzunluğu yok. Ya da şu kenar uzunlukları hiçbir şey yok. Burada sadece 5 kök 5 10 kök 5 var. E öklit uygulayamıyorsak alfa beta'ya dalacağız. Dalalım alfa beta'ya. Hocam alfa. O zaman burası beta. Bak alfa beta'ya daldığınızda alfadan beta'ya geçiş güzel bir kat varsa onu uygulayın. Var mı? Var. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. O zaman bak nokta alfaydı. Hocam burası da alfa. Hemen yazalım. Alfa burası beta. Tamamı 90 olduğunda alfa alfa 90 sa burası da beta oldu. Hocam alfadan beta'ya geçişin 1'e 2 olduğunu biliyorum. En küçük üçgenden başlayayım. Alfaya beta alfadan beta'ya geçiş varsa küçük üçgenden başlamanız daha mantıklı. O zaman en küçük üçgenden başlıyorum. En küçük üçgen burası. Hocam alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani ben buraya a dersem beta'nın karşısı 2a'dır. E şuradaki üçgende de yine aynı. Şey. A, alfadan beta geçiş 1'e 2. Hocam burası ne olacaktır? Burası alfanın karşısı 2 a ise betanın karşısı 4 a olacaktır. E toplamda 5 a. 10 kök 5 mi? Evet. 5 a eşittir. 10 kök 5 ise a'yı buradan 2 kök 5 olarak buluruz. E burada da bir pisagor bağıntısı var x'i bulmak için. x'i bulmak için de burada bir pisagor yaparsam x de hatta 2 a 4 a. 1 2 kök 5 üçgeni. Burası da 2 a'nın kök 5 katı değil midir? Evet. 2A'nın kök 5 katı da neye eşittir? A yerine 2 kök 5 yazdığımız zaman kaça eşit oluyor? 2 çarpı 2 kök 5 çarpı kök 5'ten dolayı hocam 2 kere 2 4. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. Şu ikisi de 4. Çarpımları da kaç yapmış oldu? 20 yapmış oldu. Yani 4 kere 5 20. Dolayısıyla 4. sorunun cevabı balıkesir çıktı. Geldik 5. soruya. Evet birim karelere bölünmüş düz bir kağıdın K, L ve M noktalarındaki 3 karınca aynı anda eşit hızlarla harekete başlamıştır. Eşit hızlarla harekete başlamış. Buna göre 3 karınca aynı anda aynı karenin içerisinde bulunur. Mesela A karesinin içinde mi bulunur? A karesinin içerisinde buluşsa şunlar 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 birbirine eşit diyeceğiz. Bunların eşit olması demek ne anlama geliyor arkadaşım? Hocam şu merkez olacak ve K, L ve M noktalarına eşit. Bir nokta eşit uzaklığı noktalar kümesi ne belirtir? Bir çember belirtir. İşte acaba bu çemberin merkezi A'da mı? Bunu bulacağız. Aslında bu başka yerde de sorulabilir. Biraz sonra söylerim nerede sorulabileceğini. Ee, biz burada o merkezi A'da mı bulabileceğiz? Yani burada burada noktaların hani hangi karenin içindedir diyor. Hangi karenin köşesindedir diye sorsa şurada köşelerden dolayı uzaklardan bulabiliriz aslında ama hangi karenin içerisinde ama içinde de ortasında mı olacak? Şuradaki noktaların uzaklarını biz direkt oradaki şeylere K, L, e, M noktalarını bulamayız ki. Sıkıntı yaşarız değil mi? E o zaman bu soru aslında bir çember merkezi olduğu için çemberde sorduk. Ama aslında bu nedir biliyor musunuz? Hangi konu içerisindedir biliyor musunuz? Üçgende merkezler konusunun içerisindedir. Şu şeye bakalım öncelikle. K, L, e, M noktalarından bahsettiği için bir üçgen oluştursak. Hocam üçgenin ne soruluyor bize? Bak. Şu üçgende herhangi bir yerde şu, şu ve şu uzunluklar soruluyor. Yani bu üç noktadan geçen çemberin merkezi soruluyor. Yani bu ne demek? Çevrel çemberin merkezi soruluyor arkadaşlar bize. İşte A'da mı, B'de mi, C'de mi, D'de mi, E'de mi? Onu bulmaya çalışacağız. E nasıl bulacağız bunu? Dostum bak şimdi. Çevrel çemberin merkezi demek aynı zamanda ne demek? İşte bu demek. Çevrel çemberin merkezi, biz çevrel çemberin merkezini bulmaya çalışacağız. Aynı zamanda kenar orta dikme merkezi demekti. Değil mi? Aynı şeydi. Mertik üçgende merkezlerde söylemiştik. O zaman ben bunun kenar orta dikme merkezlerini bulacağım. Hadi bulalım. Mesela öncelikle şu kolay. Bunun kenar orta dikmesini bulmak kolay. Ortasını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3 birim tam buradan geçecek. Ortasından ve dik olacak. Burada kaçlar? 45, 45 olduğu için. Yani birim karelerin köşelerinden geçtiği için. Bunun kenar orta dikmesi de birim karelerin köşelerinden geçecek. Hop şöyle. Yani bizim cevabımız ne olacak arkadaşım? ya D olacak ya da E olacak. E, kenar orta dikmelerin kesim noktasını bulacağız. Kenar orta dikmelerin kesim noktasıyla çevrel çemberin merkezi aynıdır. E o zaman öbürünün de kenar orta dikmesini yazayım. Bunun kenar orta dikmesi de nerededir? Bunun tam ortası hocam hop şurası değil mi? Evet. Nasıl? Hocam 2 bak 4 birim sağa 2 birim yukarı çıkmış. O zaman 4'e 2. Yani 2 birim sağa 1 bir birim yukarı. Tam ortası burası yapmıyor mu? Benzerlikten de geliyor. Tam ortası burası yaptı. Buradan geçen ve buna dik olan. Biraz eğim bilgisi giriyor işin içine. Bunun eğimi nedir? Eğim dediğimiz dikey bölü yataydır. Bunun eğimi nedir? 1 bölü 2'dir. Bunun eğimi 1 bölü 2 iken öbürünün eğimi ne olacak? Eksilisi ve terselip ters elip eksilisi. Çünkü eğimler çarpma eksi 1 oluyordu. Yani eksi 2 bölü 1 olacak. Yani sola yatık olacak ve eğimi 2 mi olacak? Öyle düşünebilirsiniz. O zaman bu noktadan geçen sola yatık ve eğimi 2 olan Sola yatık yani eğimi 2 olan doğruyu şöyle dikey bölü yatay şu şekilde yapabiliriz. Ama sola yatık değil sağ yatık olmuş da oldu bu. Bu şurada böyle çizdiğim zaman ne olacak? İşte tam bu doğru eğimi 2. Dikey bölü yatay 2 bölü 1 eğimi 2 ve sola yatık eğimler çarpımı eksi 1'i de sağlamış oluyor. 2'ye 1 2'ye 1 işte bu şekilde mi oluyor? Kenar orta dikmesi de bunun. Evet hocam bunun kenar orta dikmesi bu. Öbürünün kenar orta dikmesi bu. Kenar orta dikmelerin kesim noktası aynı zamanda çevrel çemberin merkezidir. Hangi karenin içerisine düştü? E karesinin içerisine düştü. Dolayısıyla cevabımız ne yapacaktır? E dremit yapacaktır. Evet 5. soru. Aynı zamanda üçgende merkezlerde de sorulabilirdi. Ben burada da sordum bunu. Evet cevap E dremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Yani 6. sorudayız. Şimdi ABC dedik dörtgeni arkadaşlar ne var burada? Çemberler birbirine değiyor. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştiririz. Bunun yarıçapı R. Burası da R. Çünkü yarıçaplar aynı mı? Birbirine E noktasında teğet olan O ve M mer merkezi çemberlerin yarıçapları çapları eşittir. Evet R'ye -R. E o zaman burada merkez var kiriş var. Çek dik yapsak. Merkez var kiriş var. Çek dik yapsak. Hocam burada 90 90. Kiriş iki eşit parçaya böldü. Şu bunlar birbirine eşit. Burada da yarı eşit. Şurada da bir dikdörtgen çıktı. E, dikdörtgen çıktığından dolayı o zaman şurada kozunuklar da birbirine eşit midir? Evet. E, burada kozunuklar birbirine eşitse e, eş çemberlerde eşit uzunluktaki kirişlerin kirişler birbirine eşit değil midir? Yani sen burada çizgi kirişi uzunluğunda burada da çizgi kirişi uzunluğunda e, bir dikme çizdiğin zaman bu kirişler birbirine eş oluyor diye söylemiştik. O zaman şunlar da birbirine eşit olacak. E arkadaşlar şuraya bakacak olursan şuradaki uzunluk nedir? 2R. Şu iki tane çift çizgiye ne kaldı? Şu ikisine 16-2R kaldı. Burası 16-2R yapacak. O zaman bir tanesi kaç yapıyor? 8 eksi R yapacak. E burada da merkez var kiriş var. Çek dik yapsak 4 4 diye böldü. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Hocam burası R. E, burası 8 eksi R iken burası da 8 eksi R. Ve burada bir pisagor bağıntısı yaparsam. R'nin karesi eşittir. 8 eksi R'nin karesi artı 4'ün karesinden dolayı. Hocam hisset. 4 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgenidir. R de buradan 5 çıkıyor. 5 yazarsam 3, 4, 5 sağlanıyor çünkü. E o zaman R'yi 5 bulduk. Buna göre çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Yani 2R isteniyor. R5 ise 2R de kaç yapar? 10 yapar. Yani cevabımız böylelikle 6. soruda C han oldu. Geldik 7. soruya. Yanda verilen O merkezde 3 yarım çemberle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. CD kirişi büyük çemberin, büyük yarım çemberin kirişi ve ortanca yarım çemberin teğetidir. Evet bu hem teğet hem de bünyte kirişmiş. Arkadaşlar merkez var teğet var. Çek dik yapsak. Kirişi ne yapacak? İki eşit parçaya bölecek. Şurası iki eşit parçaya bölündü. Aynı şekilde AB kirişi de ortanca çemberin kirişi küçük çemberin de teğeti olarak verilmiş. Burada da merkez var teğet var. Çek dik yaparsam kirişi iki eşit parçaya bölecek. Tamam. Bu da kiriş olduğundan ortanca da merkezden kirişe dik çizilmiş oldu. Kirişi de iki eşit parçaya böldü. En büyük yarım çemberin yarıçapı çapı 9. En büyük yarım çemberin yarı çapı 9. En etkili silahımız yarı çap çizmek zaten. Al sana yarı çap. 9. Bak çizdik. Sonra AB kirişinin uzunluğu da 6. AB kirişim uzunluğu da 6 ise bunlar da 3. 3. CD kirişim uzunluğu da 12 verilmiş. 12 verilmişse o zaman burası da 6 6 çıktı. Aa hocam burada bir Pisagor bağıntısı çıktı. Ee, 81'den 36 çıksa. 81'den 36 çıksa kaç geliyor? Sanırım 45 geliyor. Hocam burası kök 45 yaptı. E burada kök 45'i kullanabilir miyiz? Evet ortancanın yarı çapı oldu. Dikkat görüyorsun. E en etkili silahımız yarı çap çizmekte. Al sana yarı çap. Ortancanın yarı çapı kök 45'ti. E buraya da ben küçük R diyecek olursam. Burada da bir Pisagor bis yapacak olursam. Kök 45'in karesi 45 eşittir. 3'ün karesi 9 artı R kare olduğundan. 45'ten 9 çıkarsa kaç kalıyor? 45'ten 9 çıkarsa kaç kalıyor? 36 kalıyor. 36 eşittir R kareden. R'yi 6 buluruz. Küçük yarım dairenin alanı nedir diye soruluyor. Evet bizim için yarıçap lazımdı. Pi r kare dairenin alanı ama yarım dairenin alanı da pi r kare bölü 2'dir. 36 bölü 2'den cevap kaç çıkar? 18 pi çıkar. Evet cevabımız bu soruda 18 pi oldu. Yani 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. 8. E. 8. soruda ne demiş? Evet bu yay uzunluğu bu eşit verilmiş. Yay uzunluğunu hemen bulabilirim ben. 60'lık yay uzunluğu burası. Hadi bulalım bakalım. 2 pi r R'miz kaç? 6 kökü. Çünkü yarı çap 6 kökü diye verilmiş. 2 pi R. 60 bölü 360 buradaki çift çiz dediğimiz uzunluk. Yani aynı zamanda ad uzunluğu. Hocam e, sıfırlar sadeleşti. 6 kere 6 36 bunlar da sadeleşti. O zaman burası 2 kök 3 pi olarak çıktı. Evet. Burası 2 kök 3 pi ise. Hocam burası da 2 kök 3 pi olarak çıktı. Şimdi şurada bir dörtgen var. Dörtgende 60. Hocam şöyle bir üçgen oluştursak sakın. Özel açılar parçalanmaz. Bunu parçalamayalım arkadaşlar. E zaten dörtgen iç açıları toplamı 360 olduğundan dolayı buraya kaç derece kalıyor? 60 derece kalıyor. E sen burada 60-60 gibi bir şey gördün. E burada ne yapabilirsin? Şuradan dik çizsem 150'yi parçalamış olurum. Bir dörtgende bütün açılar özel açıysa ne yapıyorduk? Üçgene tamamlıyorduk. Hatta 60-60 gibi iki tane açı gördüğümüz zaman eşkenara tamamlamak en mantıklı harekettir. Burada eşkenara yapalım. E, 60 60 ise burası da 60 oldu. Burası da 30 oldu. Eşkenar olduğunu da unutmayalım. Eşkenar yakaladığımız zaman bütün kenarların eşitliğini mutlaka ama mutlaka gösterelim. Hocam burada ne çıktı? Bu bir eşkenar üçgen. 60'ı karşı 2 kök 3 pi ise 30'u karşısı kök bölünmüş hali. O zaman burası ne yapar? 2 pi yapar. 30'u karşı 2 pi ise 90'ı karşısı da 4 pi yapar. E hocam şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Yani 2 pi artı 6 kök 3. 2 pi artı 6 kök 3 eşittir. 4 pi artı x 4 pi artı x eşit işte olacak 4 pi bu tarafa atalım 6 kök 3 hani 2 pi eksi 4 pi eksi 2 pi yapmıyor mu evet 6 kök 3 eksi 2 pi diye buluruz cevabı yani cevabımız 6 kök 3 eksi 2 pi olduğundan bu sorumuzun cevabı da böylelikle akçay oldu arkadaşlar evet geldik bir sonraki soruya Yukarıdaki şekilde bir kol saati modelinin şekli çizilmiştir. Bu şekilde iki çember 12 noktasında birbirine teğettir. Küçük çemberin yarı çapı 2. Evet. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştiriyorduk zaten. Küçük çemberin yarı çapı 2 verilmiş. Büyük çemberin yarı çapı da 2 köküç artı 2 verilmiş. O zaman buraya kadar ki olan kısım neymiş? 2 köküçmüş. Sonra diyor ki buna göre saat şekil 1'den şekil, şekil 1'deki gibi 9.0'dan 0'da, şekil 2'deki gibi 9.05'e geldiğinde. Hocam burası 9.05 iken hani burası 1, burası 2, burası 3. Saat bu arada kaç bölme? 12 bölme değil mi? 12 bölme olduğundan 360 bölü 12 kaç yapıyor? 30. Her bir bölme 30 derecedir. Şurası kaç derece yapıyor? 30 derece yapıyor. Yani bizim saatimiz şuradan şuraya geldiğinde hop şuraya geldiğinde şöyle bir parça oluştu. Buraya geldiğinde burası 30 derece oldu. Ee, sonra 9.05'e geldiğinde yelkovanın küçük dairede taradığı bölgenin alanı kaç bir karedir? küçük Yelkovan burası. Akrep bu. Yelkovan bu. Küçük dairede taradığı bölge. Yani bizden şuradaki bölge isteniyor. Bu bölgeyi nasıl buluruz? Bütünsel düşüneceğiz. Düşünürken şuradaki yarım dairenin alanından buradaki A alanı çıkartacağız. Yani şuradaki A alanını bulmaya çalışacağız biz şimdi. Hadi bakalım bulmaya çalışalım. Şimdi yanda yapayım işlemi. Çemberler birbirine değdiği için merkezleri birleştirdik. Merkezi birleştirdik. Şurada kaç kaç derece? Burada kaçı 30 derece olduğunu biliyoruz. Şunu 30 derece olarak yazalım. Şurası 2, burasında 2 köküç olduğunu biliyoruz. Burada biz daire dilimini bulmaya çalışacağız ya. Buradaki alanı bulmaya çalışacağız ya. En etkili silahımız daire dilimi oluşturmak. Böyle ona ait bir daire dilimi oluşturmak. Şu daire dilimin alanından bu üçgenin alanı çıkarttığımız zaman olay bitecek. Hocam bunun yarı çapı kaç? 2. A burada. Burası 30. 2 var. 2 köküç var. Köküç katı. O zaman bu direkt 30-60-90 üçgeni diyebiliriz. 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı 2 iken 60'ın karşısı 2 köküç oluyor değil mi? E o zaman burası 60 diyebiliriz. Ya da Direkt daha farklı bir ispatını yapayım. Şurada bir yükseklik çizecek olursak. Hocam şurada 30'u gördük ya. 90'ın karşısı 2 köküse 30'un karşısı nedir? Yarısı köküştür. Hocam bu merkez kiriş çektik oldu. 2 eşit parçaya böldü. Burada da 90'ın karşısı 2. Burası köküç olduğu için 4 eksi köküçün karesi 1. O zaman burası 1 yaptı. Burası da 1 yaptı. Hocam burası 2 oldu. Burası da 2. Bu da yarıçaptan dolayı 2. Eşkenar üçgen çıktı diyebiliriz. Yani burada kaç 60 derece diyebiliriz. Ama ilk baştaki söylediğim mantık neydi? 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat olduğundan dolayı direkt burası 60 derece. E burası da 60 oldu. Çünkü yarışa uzunluğu 2 olduğundan burası da 60 oldu. O zaman ben buradaki A alanı nasıl bulurum? Şuradaki A alanı şuradaki 60'lık dilimden hemen yazıyorum. 60'lık dilim. Pi R kare. 2'nin karesi. 60 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Şuradaki eşkenar üçgenin alanı çıkartacağım. A kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Buradaki sadeleştirmelerimizi yapalım. Şunlar, şunlar sadeleşince 6, 4 pi bölü 6, o da 2 pi bölü 3'tür. 2 pi bölü 3 eksi, şu 4 ile de 4 sadeleşti, kök 3 yaptı. Şimdi A alanını buldum. A alanını bulduğum için yarım dairenin alanından da A'yı çıkartacağım. Hadi bakalım. Yarım dairenin yarı çapı 2 değil mi? Evet. Yani pi r kare bölü 2'den, yarım dairenin alanı olduğu için bölü 2'den A alanı çıkartacağım. A alanında neydi? Hocam 2 pi bölü 3 eksi kök 3 çıkartacağım. Ama tamamını çıkartacağım parantezce. Burası 2 pi yaptı? Evet 2 pi eksi 2 pi bölü 3. Bir de eksi eksi ile eksi çarpma artı artı kök 3 yaptı. O zaman bu 2 pi eksi 2 pi bölü 3 6 pi eksi 2 pi'den 4 pi bölü 3 yaptı. Bir de artı kök 3'ü var. 4 pi bölü 3 artı kök 3 yaptı. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? Ceyhan çıkmış oldu arkadaşlar. Güzel bir yeni nesil soru. Şuradaki yarım dairenin alanından A alanı çıkarttım. Bu parçanın alanını bulmak için daire dilimi oluşturdum. İşte o oradaki A alanını buldum. Ondan sonra da şu yarım daireden de A alanı çıkarttım. Olay çok güzel bir şekilde çıkmış oldu. Gençler güzel bir soru, hoş bir soru. Bu testte de böyle çok orijinal sorularla karşılaştık. Dediğim gibi ÖSYM eskiden dairede, çember ve dairede çok güzel sorular soruyordu aynı sorulara dönüş yapabilir. O yüzden bu soruların çözümleri sizin için gerçekten ama gerçekten çok önemli. Evet böylelikle test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.